Estağfirullah el-azim el-kerim el-lezî la ilahe illahu el-hayyen kayyum ve etubu ileyh elhamdülillahi rabbil alemin vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in eûzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, iki cuma rahatsızlığımız sebebiyle burada ders yapamadık. Bugün inşallah yine sıhhat ve afiyetle sohbetimizi, dersimizi yapmaya Allah'ın izniyle, lütfuyla devam edeceğiz. Rabbi Rahim-i Zülcelal, ümmet-i Muhammed'e sıhhat-ı afiyette daim, sırat-ı müstakimde kaim bulursun inşallah. Bugünkü sohbetimizi yine Kur'an-ı Kerim'de üzerinde çok durulması gereken ve tefsirlerini, manalarını çok ziyade düşünmek ve gönül dünyamızda bu mübarek ayet-i ilahiyenin tecellisini aramak ve o bakımdan yaşadığımız dünya hayatını hangi ölçülere göre değerlendirmek icap ettiğini çok çarpıcı örneklerle ayet-i ilahiye dikkatlerimize çarpıyor ve bizi derinden derine düşünmeye davet ediyor. Ayet-i kerime şöyle başlıyor. Estaizu billah. İktarabe linnâsi hisabuhum ve hum fî gafletin mu'ridûn. Sadakallahu'l azîm. İnsanlar tabiri biliyorsunuz cins isim olarak bütün insanları içine alıyor. İnsanları da Rabbimiz, Mevlamız hepimizin bildiği gibi mahlukat içerisinde sorumluluk dediğimiz, mesuliyet dediğimiz ve yaşadığı hayatın hesabını sormak anlamına gelen sorumluluk vazifesini bunca varlıkların, mahlukların içerisinde insanlara yüklediğini haber veriyor. Varlıklar ve mahluklar arasında Allah-u Teala'nın kendisinden hesap isteyeceği, hesap soracağı bir numaralı varlık hepiniz de biliyorsunuz ki insanlardır. Yaşadığı hayatın hesabını isteyecek. Hayvanlar da tabii tabiatta, dünyada yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar ama Allah onlardan hesap sormayacak. Biliyorsunuz. Karada, denizde ve havada yaşayan mahlukat var. Onlar da Allah'ın nimetlerini kullanıyorlar. Havayı, suyu, gıdayı kullanıyorlar. Güneşi kullanıyorlar, toprağı kullanıyorlar, suyu kullanıyorlar. Ama Rabbimiz hayvanlardan hesap istemiyor. Onları muhasebeye çekmeyecek. Onlardan yaşadıkları hayatın hesabını istemeyecek. Ama insanlar işte bu mahlukat arasında hayatının hesabı istenecek. Yaşadığı dünyanın hesabı istenecek. Niçin yaşadığı, nasıl yaşadığı sorulacak tek varlık insandır. İşte bunu anlatmak mümkün olmuyor zamanımızın insanlarına. Bu farkı bir türlü anlatabilmiş değiliz bugünkü beşeriyete. Kendisini sorumsuz zannediyor. Mesuliyetsiz zannediyor. Yaşadığı dünyada ne yaparsa, ne ederse, ne yerse, ne içerse yanına kalacak zannediyor. Hesap vermeyecek zannediyor. Hesabı sorulmayacak zannediyor. Ve bu yanlış zandan dolayı, bu yanlış düşünceden dolayı adeta dünya bugün yaşanmaz hale gelmiş bulunmaktadır. İnsan hakları çiğneniyor. İnsan hürriyetleri çiğneniyor. İnsan haysiyetleri çiğneniyor. Tabiat yok ediliyor. Karada, denizde, havada canlı mahlukatın hayatı katlediliyor, katliam yapılıyor. Denizlerde bundan 5 ila 6 sene öncesine kadar yaşama şansı bulan binlerce balık şimdi sadece birkaç çeşide inmiş durumda. Kirletiyorlar, kokutuyorlar, yok ediyorlar, mahvediyorlar ve sadece dünyada yaşama hakkı bizimdir zannediyorlar. Yaşadıkları hayatın hesabını vereceklerine inanmıyorlar. Bütün kötülükler buradan kaynaklanıyor, bütün felaketler buradan kaynaklanıyor, bütün musibetler buradan kaynaklanıyor. Zulüm buradan, şirk buradan, dalalet buradan kaynaklanıyor. Onun için bu konuyu çok işlemek lazım. Eşyayı, maddeyi sorumsuzca tüketiyorlar. Denizleri sorumsuz kirletiyorlar, tüketiyorlar. Havayı sorumsuz kirletiyor, tüketiyorlar. Yaptığı yanına kalacak zannediyor. Kul hakları nedir, insan hakları nedir, Allah'ın hakları nedir düşünmüyorlar. Geçenlerde söylemiştim, bir sigara içmenin sanki hiçbir vebali yokmuş gibi hissediyorlar. Açın kitapları okuyun. Temiz bir odada, temiz bir salonda, temiz bir meskende, konutta insanların topluca oturdukları, konuştukları, bulundukları yerlerde sigara içen bir adam orada insanların akciğerlerine çektiği temiz havayı içtiği sigarayla kirletiyor mu, kirletmiyor mu? Evvela burada ittifak edelim. Herkes bilir ki sigara içilen yerde hava kirlenmiştir. Sigara içilen yerde hava zehirlenmiştir. Öyle değil Müslümanlar, ne diyorsunuz? Çocuklar bile bunu biliyor. O halde sigara içilen yerde sigarasını yakıp da sigara dumanıyla, zehiriyle oturduğu, müşterek oturduğu yerde, başka insanların da bulunduğu yerde içtiği sigarayla havayı zehirlemesi, kirletmesi karşısında öbür insanlar istemedikleri halde o kirli havayı içlerine çekecekler mi, çekmeyecekler mi? Çekecekler. Alimlerimiz diyor ki, sigara içen bir adamın bulunduğu odada o kirli havayı içerisine, ciğerlerine çeken bir Müslüman hakkını helal etmedikçe, o kirli havayı içmek zorunda bıraktığı için, kul haklarına girdiği için, hakkın sana helal olsun demedikçe o sigara içen Müslüman cennete giremez. Kul haklarına girer yani. Sorumsuz sigara içemezsiniz. Bunu kim anlatabilirsiniz siz bu dünyada? Hiç kimse sorumsuzluk, sorumluluk nedir bilmiyor. Havayı kirletemezsiniz. Suyu istediğiniz gibi vallahi harcayamazsınız. Abdest almaktan daha mukaddes bir vazife yok biliyorsunuz. Suyu bir insan ibadet maksadıyla kullanıyor abdest alırken. Allah'ın rızası için suyu kullanıyorsunuz abdest alırken. Ama Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Abdest alırken sorumsuzca suyu kullanamazsınız buyuruyor. Ve bir ölçü veriyor Müslümanlara. Akan bir nehirin kenarında veya bir deryanın, bir denizin kenarında veya ortasında neyse abdest alsanız dahi harcadığınız sudan vallahi sorumlusunuz. Akar suyun, koca bir Fırat nehri düşünün. Sakarya nehri, Fırat nehri, onun kıyısında çağıl akıyor, su abdest alıyorsunuz. Orada dahi abdest alırken sanki çölün ortasındaymışsınız ve kabınızın yahut neyse testinizin içinde suyunuz sınırlıymış, ancak o suyu sınırlı kullanmak zorundaymışsınız gibi, nehirin kenarında değil çölün ortasındaymışsınız gibi suyu hesaplı kullanmayanlar cehennemlik olurlar buyuruyor. Sorumluluk meselesi bu. Yani bizim Müslümanlığımızın hiçbir kitaba uyan tarafı yoktur. Hesap meselesi. Suyu rastgele kullanamazsınız. Evinde lüzumsuz yere, lüzumu yok, kimse oturmuyor, kimse meşgul olmuyor, bir odada lambanız yanıyor. Lambanın için yanar, orada oturan insanlar birbirini görsün, yahut kitap okuyorsa kitabını okusun, iş yapıyorsa iş yapsın. Lamba, ışık bunun için vardır. Bir odada kimse yok ama lamba yanıyorsa boşuna, o lambayı yakan Müslüman cehennemliktir. İsraf maddesinden cehenneme, hesaba, muhasebeye çekilecektir. Bütün bunlar dinin, İslam'ın temel esaslarında yerini almış meselelerdir ama biz insanlarımıza bunları anlatamıyoruz. Zamanınızı israf edemezsiniz. Bugünün Müslümanları her şeyden hesabını Allah'a verebilseler, her şeyin hesabını Allah'a verebilseniz ama boşuna harcadığınız zamanın hesabını Allah'a veremezsiniz. Boşuna harcadığınız, böyle boş yere zamanını akıtıp giden Müslüman, o akıttığı, yok ettiği, boşuna kullandığı zamanın hesabını Allah'a vermeden kıpırdayamayacak. Buyurun şimdi, nereden bakarsanız bakın Müslümanın hayatı felaket içindedir. Sorumsuzluk içindedir. Düşüncesizlik altındadır. Nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı, neyi ne kadar harcadığımızı emin olun bilemiyoruz. Karma karışık bir dünyanın içerisindeyiz. Ölçüler kaybolmuş, mizanlar, teraziler kaybolmuş, hak, hukuk çiğnenmiş ve bundan dolayıdır ki dünyada Müslüman milletlerin hakları çiğneniyor. Şu anda dünya üzerinde 5 milyar, 6 milyar insan yaşıyorsa, bu milyarlarca insanın içinde en fazla hakları çiğnenenler Müslümanlar mı değil mi? Ne dersiniz? Müslümanlar. Daha işte geçen 10 gün, 15 gün evvel Batı Trakya'da, Yunanistan hudutları dahilinde bulunan Batı Trakya'da, İskeçe'de Müslümanların seçip de neyse şöyle veya böyle başlarına getirdikleri İskeçe müftüsünün başına gelenler, bir Hristiyan kasaba papazının başına gelseydi dünya ayağa kalkar mıydı, kalkmaz mıydı? Kalkardı. Bir papazın başına gelseydi, bir keşişin başına gelseydi kıyamet kopardı. Ama İskeçe müftüsünü makamında, affedersiniz, bir fareyi öldürür gibi sopayla kafasına vura vura, sarığını yere çarpa çarpa sürükleyerek sokağa atılıyor, makamından atılıyor, müftülükten atılıyor, kıyamet kopuyor. Fakat dünyada hiç kimsenin kılı kıpırdamıyor. Niye Müslümanlar bu hale geldi? Niye Müslümanlar bu hale geldi? Müslümanlar evvela kendi haklarına saygılı değiller. Kendi kitaplarına bağlı değiller. Hz. Muhammed Mustafa'ya bağlı değiller evvela. Temelden çürüktürler. Temelden oksandırlar. Kendi haklarına saygılı değiller ki başkasına saygı göstersin. Düşünün ki bugün inşaat, gece kondusundan tutun villaya kadar inşaat yapılıyor. İnşaatı yaparken kıbleyi tayin etmeden yapıyor müteahhitler. Dini bir hassasiyet yok. İslami bir hassasiyet. Tuvalete oturduğu zaman ön tarafı kıbleye gelmeyecek Müslümanın. Tuvalete, affedersiniz, oturduğu zaman arka tarafı kıbleye gelmeyecek. Niye? Kıbleye, yani Kabe'ye günde 5 defa bütün dünya Müslümanları yüzünü kıbleye çeviriyor mu, çevirmiyor mu? Çeviriyor. Tuvalete oturan bir Müslüman önü veya arkası kıbleye geliyorsa günde 5 defa Müslümanlar yüzünü çevirdiği kıbleye önünü veya arkasını çevirmekle Müslümanların suratına avret mahallini gösteriyor demektir. Saygı. Müslümanların haklarına saygı göstermek, Kabe'ye saygı göstermek, Hz. Muhammed Mustafa'ya saygı göstermek. Evvela biz buralarda gerekeni yapabilmiş değiliz ki İskeçe'de Yunanlılar Müslümanlara saygı göstersinler. Evvela camilere biz saygı göstermemişiz ki onlar bizim haklarımıza saygı... Yani kusur bizden kaynaklanıyor. Müslümanlar haklarına sahip çıkacaklar. Müslümanlar davalarına sahip çıkacaklar. Basit kabul etmeyecekler. Hassasiyet gösterecekler. Kendi davalarına, kendi dinlerine evvela kendileri sahip çıkacaklar. Yoksa kafirden bir şey beklemek mi? Bakın mesela Rusya'da şimdi görüyorsunuz, Hristiyan olan cumhuriyetler bakın bağımsızlıklarını elde etmek suretiyle bütün Avrupa onları tanıyor. Estonya, Letonya, Litvanya, Baltık cumhuriyetleri diyorlar. Biliyorsunuz, hepiniz gördünüz haritada yerlerini. Bunların hepsi Katolik Hristiyan. Derhal Avrupa ve Amerika bu Baltık kıyısında bulunan cumhuriyetlerin bağımsızlığını hemen tanıdılar. Bağrımızı açıyoruz diyorlar. Ama Azerbaycan, Kırgızistan şöyle veya böyle Müslüman insanlar diyelim, halkı Müslüman cumhuriyetler, onların bağımsızlığını ebediyen tanımayacağız diyor kafir Amerika. Halkı Hristiyan olan cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanıyor Avrupa ve Amerika, halkı Müslüman olan cumhuriyetlerin Rusya'da bağımsızlığını tanımıyorlar. Niye bu hale geldi Müslümanlar? Çok açık bir hadise bunlar. Evvela çünkü Müslümanlar birbirini tanımıyor. Müslümanlar birbiriyle sarmaş dolaş olmuyor. Müslümanlar birbirini aldatıyor. Bir Müslüman diğer bir Müslümana karşılıksız çek veriyorsa o Müslüman felakettedir. Aldatıyor ve şerefsizlik yapıyor demeye. Bunu her zaman söylüyorum. Bir Müslüman diğer bir Müslümana söz veriyor da sözünde durmuyorsa sözünde durmayan Müslüman alçaktır. Şerefsizdir. Çünkü onun sözüne dayanak o Müslüman da ona göre bir iş yapmış, o da mahcup olmuş, onun da şerefi yıkılmıştır. Söz verip sözünde durmayan Müslümanlar, çek verip çekin karşılığı çıkmayan Müslümanlar, bu Müslümanlar yeryüzünde birer kalabalık olmaktan başka şeye yaramazlar. Kendi haklarına saygılı değiller, kendi komşularına saygılı değiller, kendi hocalarına, kendi camilerine, kendi cemaatlerine saygısı olmayanlar Hristiyanlardan saygı bekleyemezler. Hadise bu kadar basit. Birbirimize güvenemiyorsak, birbirimize dayanamıyorsak, birbirimize sığınamıyorsak, Müslüman Müslümana sığınamıyorsa, Müslüman Müslümana güvenemiyorsa, Müslümanın sözüne güvenilmiyorsa, Müslümanın davranışına güvenilmiyorsa, evimizin anahtarını yanı başındaki komşumuza veremiyorsak, vay bizim halimize, Hristiyana hiç güvenemeyiz. Onlar da bize güvenmeyeceklerdir. Onlar da bize insan gözüyle bakmayacaklardır. Çiğnenmek, ayaklar altında ezilmek haşa, adeta halimizi temsil edecek. Cenab-ı Hak bu hallerden cümlemizi muhafaza bulsun inşallah. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ لَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ayetine dehşettir. Rabbimiz açıkça buyuruyor ki, İktarabe yaklaştı demek Arapça. Yaklaşıyor. لِلنَّاسِ insanlara hesabuhum hesapları yaklaşıyor. Yani insanların Allah'a verecekleri hesap yaklaşıyor diyor Kur'an. Ama bakıyorsunuz insanlarda hiçbir telaş yok, hiçbir endişe yok. Şimdi bakıyorsunuz esnaftan, tüccardan bazıları, diyelim ki mesela yarın cumartesi bilmem ne bankasına veya bilmem ne şirketine 10 milyon ödeyecek, ödemesi var yarın. Senet yahut her neyse 10 milyon borç ödeyecek yarın ödemenin son günü. Bakıyorsunuz o esnaf telaş içinde, aman sağa koşuyor, sola koşuyor, o parayı hazırlamak için ya işte hesabın yarın ödenmesinin son günü, protesto olur, başımız ağrır, zorluğa düşeriz, zahmete düşeriz diye ödemeye bir gün kala hesabını ödeyeceği gün azaldıkça telaşa kapılıyor, koşuşuyor, zorlanıyor, ona gidiyor, öbürüne gidiyor, tedbir alıyor, temkinli davranıyor, nedir hesap ödeyecek. Aynı şekilde her an Allah'a, ahirete ve akıbetimize yaklaşmıyor muyuz Müslümanlar? Ne kimsede telaş yok. Niye hazırlık yok? Hiç kimsenin şu camiden dışarıya sıhhat-ı afiyetle ölüm gelmeden hiçbirimizin dışarıya çıkmak hususunda elinde bir garantisi var mı Müslümanlar? Akşam halini yaşayanlar sabaha sıhhatle ölüm gelmeden sabaha çıkacağına dair elinde bir senet, bir garanti var mı Müslümanlar? Sabahta olan insanlar akşama yine aynı şekilde garantiye sahip midirler Müslümanlar? Değil. Hiçbir saat ve saniyemiz garanti altında olmadığı halde hiç kimsede bir hazırlık telaşı, ebedi hayata, hesap gününe, mahşer gününe ben hazırlık göremiyorum ehli imanda. Aman ya Rabbi, bu görülmemiş bir felakettir. Hatta işte şimdi bakın yavaş yavaş havalar soğudu, yaşanıyor. Arkasından kış gelecek, soğuklar çıkacak. Artık yaz bitti, sonbahar da bitecek, arkasından kış gelecek diye. Şimdi bakıyorum yine bir telaş var Müslümanlarda. Ne telaşı dersiniz? Odun ve kömür telaş. Kış geliyor, soğuklar var tabii. Soba kuracaksınız, yakıt kullanacaksınız. Şimdi ben bakıyorum, zengini, fakiri, kış mevsiminin hazırlığının telaşı içinde. Kış gelecek. Bunu çok iyi biliyor. Bunu çok iyi bildiği için o kışa hazırlanıyor, odun alıyor, kömür alıyor, sobasını ayarlıyor, kışlıklarını ayarlıyor. Müslümanlar, kışın gelmesi garantidir de, ölümün gelmesi garanti değil midir? Kış gelecektir de ölüm gelmeyecek mi? Kış gelecek de kıyamet gelmeyecek mi? Kış gelecek de mahşer günü gelmeyecek mi? Kışa hazırlanmıyorsunuz da kıyamete niçin hazırlanmıyorsunuz? Lütfen bu suallerin cevabını görünüz vicdanlarınızda. Lütfen bu suallerin cevabını görün. İç dünyamızda fırtınalar esmesi lazım. Biz insanlar bu şekilde başıboş, hesapsız, ayarsız, tutarsız, kararsız, sevapsız, hazırlıksız nereye gidiyoruz acaba Müslümanlar? Nereye gidiyoruz? Hayrımız, hasenatımız ne? Şerrimiz ne? Hayrımız ne? Sevabımız ne? Günahımız ne? Nikahımız altında bulunan kadınlara karşı haklarımızı, hukukumuzu kullanabildik mi? Çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirebildik mi? Hayatımızı İslam'a uydurduk mu? İnandığımız gibi yaşayabiliyor muyuz? İsyanlarla, günahlarla, haramlarla kucak kucağa mıyız, yan yana mıyız, burun buruna mıyız? Bunların hesabını Rabbimiz bizden soracaktır. İçki satılan bir bakkaldan sorumsuzca gidip ekmek alan insan, görüyor markette, görüyor büfede, görüyor dükkanda şişeler dolusu içki satılıyor ama Müslüman o içki satılan dükkana giriyor, hiçbir şey yokmuş gibi, sanki Allah o içkiye lanet etmemişmiş gibi. O lanet olan yere, içinde içki olan yer vallahi lanet altındadır. Hazreti Allah'ın lanet altındadır. Bunu kimseye kabul ettiremiyorum. Bazı zalim müftüler, bazı zalim hocalar fetva veriyor, içki satılan yerden her şeyi alabilirsiniz diye. Bu müftüler zalimdir. Bir Müslümanın vicdanına sığmaz. İçki şişesi sıra sıra bulunuyorsa bir dükkanda, bir markette, bir büfede, bir Müslüman gidip oraya müşteri olamaz. İçki satılan yer Allah'ın laneti altındadır diyoruz. Hadis-i şerif ile sabit. Canım ben içki almıyorum ki ekmek alıyorum. Ekmek alacak başka yer yok mu? Kör orası herif. Alma. O adama müşteri olma. O adama destek olma. Senin kesenden, cüzdanından, cebinden o adama para verme. Ta ki bu günahlar yıkılsın, ta ki bu Allah'ın lanet ettiği içkiyi satanlar çöksün, yok olsun. Kalkınamasın, batsın bu adamlar. Ama bakın işte hesapsız, içki satılan bir lokantaya girip orada çorba içen beyinsiz Müslüman. İçki satılan bir restorana girip orada yemek yiyen sorumsuz Müslüman, beyinsiz Müslüman. Sen hangi hesabıyla Allah'a gideceksin? Söyler misin? Çok mühim bunlar. Günlük hayatımızı içine alıyor Müslümanlar. Haramlar, günahlar devamlı hayatımızda onarımı mümkün olmayan yaralar açıyor, tahribat yapıyor ve maneviyatımızı körletiyor, kirletiyor. Düşünün ki camide namazını kılıp çıkan bir Müslüman, Mevlana tabiriyle her zaman söylüyorum, çeşmenin altında pırıl pırıl bir pınar suyunun altında dolan testi gibidir diyor. Camide, Allah'ın evinde ibadetle meşgul olan bir Müslümanın hali, bir pınar suyunun altında dolan testinin haline benzer. Ne güzel, temiz su doluyor. Camiden çıkar çıkmaz, sokağa, caddeye, çarşıya çıkar çıkmaz, çıplak bir kadın, açık saçık bir kadını görür görmez, o harama gözü ilişir ilişmez, o insanda, o Müslümanda, o camiden çıkan insanda öyle bir delik açılıyor ki, öyle bir tahribat oluyor ki, öyle bir çatlama meydana geliyor ki, tıpkı pınarın altında dolan testi dolduktan sonra onu alıp götürürken altını bir taşa vurup delik açılmasıyla o suyun tamamen dökülmesi gibi, bir çıplak kadına bir saniye şehvetle bakan bir Müslümanın da 40 günlük namazının sevabı siliniyor diyor. Sorumluluk taşımak lazım. Biz sorumsuz yaşıyoruz. Sorumsuzca hayatımızı harcıyoruz. Ama hayatımızın hesabını vereceğiz. Yiyip içtiklerimizin hesabını vereceğiz. Kur'an bunu çok açık ifade ediyor. Estaizu billah, hepiniz bilirsiniz. Sümme leküs elünne yevme izin anin naim ayeti kerimesi bizim tüylerimizi ürpertiyor. Sümme leküs elünne aman ya Rabbi, Kur'an'daki bu müthiş ayet-i ilahiye iki tekit harfiyle beraber geliyor. Bir lam-u tekit, biri de nun-u tekit. لَتُسْأَلُنَّ mutlaka ve mutlaka, muhakkak ve muhakkak suale çekileceksiniz diyor Hazreti Allah. لَتُسْأَلُنَّ muhakkak hesaba çekileceksiniz. Yevme izin, yani hesap gününde. Yevm Arapça gün demek biliyorsunuz. Hesap gününde mutlaka suale çekileceksiniz. Anin naimi, size vermiş olduğum bütün nimetlerden. Ayet böyle. Tefsir alimlerimiz bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken bir kimse bu ayet-i kerimenin ahkamına ve hükmüne ve neticesine göre bir kimse soğuk bir limonata içse, hani hepimiz tanıyoruz limonata, soğuk bir limonata içse, misal olsun diye söylüyorum, yani biz bunu diğer her meseleye temsil edebilir, teşmin edebiliriz. Soğuk bir limonata içse, bu bir nimet. Bu ayet-i kerimeye göre soğuk limonata içen bir Müslüman 4 nimetin hesabını verecek diyor. 4 nimet. Bir, evvela su nimetinin hesabını verecek. Çünkü işin aslı su. Limonatanın aslı biliyorsunuz su. Suyun hesabını verecek bir. Limonata neden meydana gelmiştir? İki şeyden. Bir şeker, bir de limon. Şeker ayrı nimet. Limon ayrı nimet. Su ayrı bir nimet. Bir de soğuk olması ayrı bir nimet olduğu için soğuk limonata içen bir Müslüman 4 nimetin hesabını Allah'a vermeden kıpırdayamayacak diyor. Soğuk limonatayı 4 nimet meydana getirmiş. Bir su, bir şeker, bir limon, bir de soğuk olması. 4 nimet taşıyor. Sümme letüs'elünne yevme izin anin na'im. Size verdiğim nimetlerin tamamından hesaba çekilmeden, suale çekilmeden sizi bırakmam diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Müslümanlar bizim halimiz ne olacak? Adaletimiz yok, faziletimiz yok, nimetleri paylaşamıyoruz, bir araya gelip toplaşamıyoruz, dertleşemiyoruz, bütünleşemiyoruz. Alemi İslam parça parça, yıkıp, döküp, bu vaziyetle Allahu Teala'nın hükümlerine karşı, emirlerine karşı, yasaklarına karşı kararsız, tutarsız, duygusuz bir hale gelmişiz. Bu toplum bu haliyle cennete nasıl gidecek? Vallahi insan düşünüyor. Bu haliyle, bu durumuyla, bu tutumuyla, bu dağınıklığıyla, bu paramparça haliyle, camilerdeki halimiz bile darmadağınık. Mesela cemaatle namaz kılındığı zaman yalnız başına namaz kılan Müslümandan 27 derece daha fazla sevap alındığını Resul-i Zişanımız haber veriyor. Bunu biliyorsunuz. Cemaatle namaz kılan, yani camiye yahut bir cemaate katılıp da tek başına değil de cemaatle namaz kıldığı zaman tek başına namaz kılan Müslümana göre 27 derece daha sevabı, daha fazileti çok olan bir namaz kılmış oluyor. Bu 27 derece neye göre veriliyor? Yalnız başına namaz kılan da öğle namazını 10 rekat kılıyor. Cemaatle kılanlar da 10 rekat öğle namazını kılıyor. Rekatın adedinde bir artış yok ama sevabında bir artış var. İş aynı iş fakat sevabı fazla. Bu sevap neye göre veriliyor? Bu dahi bilinmiyor bugün cemaatimiz tarafından. Tek başına sabah namazını kılsam da 4 rekat kılacağım, ikisi sünnet, ikisi farz. Cemaatle kılsam da yine 4 rekat kılacağım. Rekat değişmiyor da sevap niçin değişiyor? Alimlerimiz şu ölçüyü koymuşlar. Allah bu 27 derece sevabı sadece sayı olarak toplanmanın karşılığında vermiyor. Kendine hiçbir kıymeti yok. Daha neye karşı veriyor? Toplanan Müslümanlar birbiriyle tanışacaklar, birbirinin derdine derman olacaklar, birbirinin yarasına merhem olacaklar, birbirinin yırtığına yama olacaklar, kucaklaşacaklar, uzlaşacaklar, anlaşacaklar, birbirlerinin eksiklerini tamamlayacaklar, kardeş olacaklar, birbiriyle tanışmadıkça, birbiriyle kaynaşmadıkça, camiye gelip de sağını solunu görmeden namazı kılıp çıkıp gidiyorsa, vallahi bu adama 27 derece değil, 27 mil sevap verilmeyecektir. Camide kılsa dahi. Tanışmıyor, kaynaşmıyor, anlaşmıyor, tanımıyor, dertleşmiyor, eksiğini, noksanını kimse, kaynaşma olmadıkça mümkün değil. Camide Müslümanlar sütün içindeki şeker gibi olacak. Şekeri sütün içine koyarsınız da erimezse, o sütün içinde şeker eriyip kaynaşmazsa onun ne kıymeti vardır? Biz Müslümanlar da camiye geldiğimiz halde birbirimizi tanımıyorsak, birbirimizi anlayamıyorsak, birbirimize destek olamıyorsak, birbirimizin yardımlaşma içinde değilsek, fakirimizle, öksüzümüzle, yetimimizle, muhtacımızla alakadar olmuyorsak, varlığımızı paylaşmıyorsak, kasamızı, kesemizi paylaşamıyorsak, faziletten mahrumsak, adaletten mahrumsak, 50 sene camide namaz kılsan yine sevap alamazsın. Çünkü vasıf yok, evsaf yok. Allah'ın aradığı gaye yok, maksat yok. Allah'ın Resulü cemaat ölçüsünü ortaya koymuştur. Ne buyuruyor? لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَحَابُّوا حَتَّى تُؤْمِنُوا. Cennete hakkıyla inanmadıkça giremezsiniz. Bakınız. Öyle ölçüler konmuş ki İslam'da, öyle temel ölçüler konmuş ki hiç aksini düşünmek mümkün değil. La tedhulûnel cennete hatta tü'minû. İnanmadıkça, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Gayet açık. İman etmedikçe, mümin-i kamil olmadıkça cennete giremezsiniz buyuruyor Resulullah. Peki inanmak nasıl olur? Biz daima inanmak la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle olur diye biliyoruz. Bu işin sadece kelime yönüdür. Hayata yansıyan yönü değildir. Bu dudaklarımızı alakadar ediyor, kalbimizi alakadar. Ama bir de hayatımıza yansıması gereken imanın tecellisi var. Nedir o? Onu da Efendimiz şu hadiste beyan etmiş. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Bir mümin kendisi için arzu ettiği bir iyiliği, bir mutluluğu, bir şerefi, bir fazileti, bir nimeti, bir zineti, kendi nefsi için, kendisi için arzu ettiği bir şeyi diğer müminler için de arzu etmedikçe gerçek mümin olamaz. Ölçüyü gördünüz mü? Mümin olmadıkça cennete giremezsiniz diyor. Kendiniz için arzu ettiğinizi diğer bir Müslüman için de arzu etmedikçe mümin olamazsınız. Bakın ölçüye bakın. Nereden nereye bağladı Resulullah? Yeryüzünde zaten bu hadisin mahlukat içinde tecellisi pek açık. Kendi nefsi için arzu ettiği şeyi, arzu ettiği nimetleri, arzu ettiği güzellikleri, arzu ettiği rahatlığı, arzu ettiği saadeti öbür insanlar için de, öbür Müslümanlar için de isteyebilsin. Ölçü budur. İman etmenin ölçüsü budur. Tabiatta bundan daha ileri bir taksimat var. Tabiat dediğimiz, yani gözlerimizle gördüğümüz, 5 duyu organımızla dokunduğumuz aleme tabiat diyoruz biliyorsunuz. Gözlerimize hitap eden, kulaklarımıza hitap eden, elimizle tuttuğumuz, dilimizle tattığımız, kulağımızla duyduğumuz aleme tabiat deniyor. Tabiat alemi. Tabiatta görüyorsunuz ki her şey bu esasa göre yürüyor. Mesela en aşağı tabakada bitkiler var. Bitki, nebatat diyoruz. Ağaçlar, meyveler, sebzeler var. Kavunlar var, karpuzlar var. Bitki alemi, nebatat alemi, zerzevat alemi. Karpuza bakıyorsunuz, çekirdeği toprağa gömdükten sonra hasıl oluyor, meydana geliyor. İncir ağacına bakıyorsunuz, çekirdekten hasıl oluyor, meydana geliyor. O incir ağacı ne? Kendisi toprakta yetişiyor, topraktan besleniyor, havadan, sudan, güneşten neyse alacağını alıyor. Avam tabiriyle incir ağacı kendisi çamur yiyor, insanlara şekerpare ikram ediyor. Öyle değil Müslümanlar. İncir ağacı yahut üzüm ağacı, asma, kendisi çamur yiyor, insanlara baklava veriyor mu, vermiyor mu? Kötüsünü kendi kullanıyor, iyisini insana veriyor. Karpuz, kendisi çamurla meydana geliyor, insanlara şekerpare veriyor. Kavun da öyle, her şey öyle. Ey insan, sen ne yapıyorsun diğer insanlar için? Hep bana, hep bana diyen insan, hayvanlarla daha adi bir varlıktır o. Paylaşamıyor, bütünleşemiyor, yardımlaşamıyor ve cemaat olamıyor, cemiyet olamıyor. Bu durumda bekleyeceğimiz fazla bir şey yok dünyadan. Ve Allahu Teala'nın hesap gününe hangi hazırlıkla çıkacağımız fevkalade düşündürücüdür. Müminler, bütün mesele şudur. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ İnsanların hesapları yaklaştı. Allah'a vereceğimiz hesap her saniye yaklaşıyor mu? Yaklaşmıyor. Yaklaşıyor. Her saniye yaklaşıyor. Ama Rabbimiz buyuruyor ki وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Bu insanlar fi gafle, gaflet Arapça, bakın Kur'an-ı Kerim'de aynı kelime geçiyor. Gaflet içindedir buyuruyor Rabbimiz. Gaflet. Nedir bu gaflet? Aman ya Rabbi. Saatlerce izahı var bu kelimenin. Gaflet, gayın, fe, lam, te. Gaflet kelimesi. Gafletin içinde olduklarından dolayı mu'ridun hiç o tarafa dönüp bakmıyorlar. Sanki yokmuş gibi hissediyorlar. Bundan 15 gün kadar önceydi, beyin ameliyatı geçirmiş bir Müslüman kardeşimizin ziyaretine gitmiştim Kadıköy'de, Altı Yol'da bir yerde bulunuyor. Vallahi o Altı Yol denen mevkinin başında şöyle durdum, aman ya Rabbi, 70 yaşındaki kadınlar şort ile dolaşıyorlar, çırılçıplak. Kadınlar, erkekler korkunç bir isyan içinde. 7 yaşındaki kız çocuğu da soyunmuş, 70 yaşındaki kadın da soyunmuş. Düşündüm, öyle bir akıyor ki, öyle bir insanlar o Osman Ağa Camisi'ne doğru yahut rıhtıma doğru, denize doğru öyle bir akıyor ki, dışarıdan bakan insan bunlar için Allah Allah, sanki bu insanlar Allah yokmuş gibi yaşıyorlar. Sanki hesap yokmuş, sanki cennet cehennem yokmuş, sanki Hazreti Muhammed Mustafa yokmuş gibi yaşıyorlar. Böyle bir hayat olamaz. Korkunç. Hani biz Allah'a inanıyorduk? Hani biz hesap gününe âmentü billahi ve melâiketihi diyorduk. Melekler vardı hani. Sağımızda sevaplarımızı yazan, solumuzda günahlarımızı yazan meleklere iman etmiştik hani. Sanki melek yokmuş, sanki Allah yokmuş gibi yaşıyor bu insanlar. Böyle olmaz. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi. Kitaplara iman ettik. Kitaplar ne diyor? Kitap ne söylüyor? Örtünmeyi emrediyor. Ey Müslüman olduğunu söyleyen kadınlar, baş açık sokağa çıkmayın diyor Hazreti Allah. Baş açık sokağa çıkan kadınlar sanki Allah yokmuş gibi çıkıyorlar. Daha niye kitaba inandığınızı söylüyorsunuz? Kitabın kabına, kalıbına mı inandınız? Allah'ın kitaptaki hükümlerine inandınız? Ve rusulihi peygamberlerine inandık diyorlar. Peygamberler böyle mi söylüyordu? Peygamberlerin peygamberi, kainatın efendisi, Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. La yedhulul cennete deyyusun. Vallahi sayın hadistir. Buyuruyor ki deyyus olan kişi cennete giremeyecek. La yedhulul cennete deyyusun. Bakın üç kelimedir. Deyyus olan insan cennete giremeyecek deyince sahabe-i kiram telaşlanıyor. Cennete giremeyenleri biz şimdiye kadar kafirler olarak biliyorduk. Ya Resulallah bu deyyus da kim? Menü deyyusu ya Resulallah bu deyyus dediğiniz kim? Ne oluyor bu diye soruyorlar. Efendimiz cevaben şöyle buyuruyor. اَدْدَيُّسُ الَّذ۪ي لَا يَغَارُ عَلَى اَهْلِهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Deyyus o kişidir ki açık saçık, cilalanmış, boyalanmış, pudralanmış, allıklı, şıllıklı, böyle vücudunun kalıbını, biçimini ortaya koyacak şekilde kuaförde saçını yaptırmış, tırnaklarını boyalamış, dudağını cilalamış olduğu halde sokağa çıkar da o kadına erkeklerin şehvetle bakmaları karşısında yüreği daralmayan, canı sıkılmayan, hassasiyet göstermeyen her erkek de yüzdür buyuruyor. Buyurun. Peygamber bu işte. Hani sen peygambere inanmıştın? Peygamberin kaşına gözüne mi inandın? Ahkamına ve sünnetine ve hadisine mi inandın? Bunlar mühim meseleler. Bunlar halledilmeden Müslümanlar iflah olamaz. Çırılçıplak kadın şortla dolaşıyor, yanı başında onun kocası olduğunu zanneden hayvan adam zerre kadar alakadar olmuyor, tüyleri ürpermiyor, hassasiyet göstermiyor. Denizlerde, festivallerde, çırılçıplak soyunan kızların ve kadınların kocaları babaları vallahi deyyustur, billahi deyyustur. Ama kime söylersiniz kardeşim? O hocam diyor, sen diyor çok eski kafalısın diyor. Benim kafam şu ayetlere, şu hadislere uygun mu değil mi? Uygun. O halde sen Allah'ın kitabını eskimiş diyorsun. Biz kafamızdan söylemiyoruz ki, Allah'ın kitabından, Peygamberimizin hadisinden söylüyoruz. Benim kafam eskiyse, sen Kur'an-ı Mübin'e bu ithamı ediyorsun. Sen Peygamberin beyanatına eskimiş, bayatlamış, artık işe yaramaz diyorsun, öyle mi? Daha niye âmentü billahi dedin, ve melâiketihi dedin, ve kütübihi niçin dedin, ve rusulihi niçin dedin, ve bil yevmil âhiri niçin dedin, ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi niçin dedin, niçin âmentü dedin? İşte mesele burada. Bu tutumumuzla, bu halimizle bir yere varamayız. Hesap vereceğiz Müslümanlar. Kullandığımız bütün nimetlerin hesabını vereceğiz. Evimize, inşaatımızı bitirdikten sonra elektrik almak istediğimiz zaman bize elektriği vermeden evvel ne veriyorlar? Evimize hangi saati takıyorlar? Elektrik saat. Evvela saat takıyorlar, sonra elektrik veriyorlar. Öyle değil mi Müslümanlar? Su istiyorsun mesela, inşaatına su alacaksın. Evvela su sayacı, su saati takıyorlar, sonra suyu. Niye? Bu saatlerin ne lüzumu var? Kullandığın elektriğin ve suyun hesabını vereceksin de onun için saat takılıyor. Evinde kullandığın suyun hesabını, evinde kullandığın elektriğin hesabını, ilgini idarelere veriyorsun da hayatının hesabını Allah'a vermeyecek misin Müslüman? Hani hayatının hesabı? İnandığın gibi yaşayamıyorsun. Canım ben namazımı kılıyorum ya, beni başkası ne alakadar eder diyorsun, öyle mi? Hayır. Bakın demin Mevlana'dan naklettim. Namazını camide cemaatle kılıp da sevabını, mükafatını, ücretini alan bir Müslüman, sokağa çıkar da sokağı da Müslüman değil. Açık saçık bir kadını karşısına dikilir dikilmez şehvetle ona bakarsa bir saniye, bir dakika değil bir saniye bakarsa 40 günlük namazının sevabı gider diyor. Hani sen namazını kıl, bir şeye karışma diyordun. Namazın mı kalıyor senin? Bu toplumda namaz kalır mı? Bu sokakta namaz kalır mı? Bu sokakta İslam kalır mı? Bu sokakta iman kalır mı? Zina akıp gidiyor. Faiz akıp gidiyor. Fuhuş akıp gidiyor. Aldatmalar akıp gidiyor. Hayatımız akıp gidiyor. Hangi cehenneme gidiyoruz? Sen namazını kıl, kimseye karışma diyorsun, öyle değil mi? Zavallı insan. Hani senin neslin, hani kızın, hani kadının, hani karın, hani sokağın, hani cadden, hani hayatın, hani devletin, hani hükümetin senin. Bütün bunlar bizi düşündürmesi lazım. Vahum fi gafletin içindeyiz işte. Rabbimiz teşhis ediyor bizi. Vahum fi gafletin, onlar gaflet içindedir diyor. Bu gafleti ancak İslam ile kaldırabiliriz. İslam şuuruyla, İslam kardeşliği şuuruyla kaldırabiliriz. Ve yüzümüzü Rabbimize yöneltmekle hayatımızı, devletimizi, hükümetimizi, milletimizi İslam'a çevirmek suretiyle bu gafletten kurtulabiliriz. Yoksa camide ne kadar namaz kılsak dahi sokağa çıkar çıkmaz namazın izzeti kayboluyorsa, namazın lezzeti kayboluyorsa orada İslam yok demektir. Ayeti bitireyim. مَا يَأْتِيهُمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ Sadakallahu l-azim. Enbiya suresinin 1, 2 ve 3 numaralı ayetleri bunlar. Rabbimiz o gaflet içinde olan, cehalet içinde olan insanları anlatırken مَا يَأْتِيهُمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ Rabbül Alemin'den onlara yeni, yepyeni bir hatırlatma, yepyeni bir iftar geldiği zaman onlar illestemâuhu işitir işitmez bu iftarları, bu irşatları, bu tembihleri vehum yel'abûn onlar oyun oynamaya kalkarlar, oyun zannederler, eğlenceye alırlar, anlamak istemezler, yüz çevirirler, itham ederler lahiyeten kulûbuhum kalpleri adeta alay edercesine, inkar edercesine sapmaya ve bir takım ithamlarla o davayı, o gayeyi perdelemeye çalışırlar diyerek onların davranışını da haber veriyor. Hiç sanki bu anlatılanlar, söylenenler haşa hikayeymiş, aslı yokmuş telakki ediyorlar. Kalplerinin oyalanmış olduğundan, kalpleri tamamen batıla, dalalete 2 hafta böbrek sancısı münasebetiyle huzurumuza gelemedim. Bugün dualarımızın sayesinde huzurumuzda bulundum ve dersimizi yapmaya çalıştım. Allah nasip ederse yarın akşam, yarın cumartesi oluyor, 7 Eylül oluyor. Akşam namazıyla yatsı ve yatsıdan sonra da devam etmek üzere hoca arkadaşlarımız, bir kişi değil, birkaç hoca arkadaşımız müşterek olarak Merkez Santral Camisi'nde bulunacağız. Akşam namazını kıldıktan sonra muhtelif hoca kardeşlerimiz, Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız gibi, mübarek Ramazan'da yaptığımız gibi gece programları, toplu vaaz ve irşat programları çerçevesi içinde yarın akşam programımız başlayacak. Programda ben de varım. O halde Allah'tan bir kaza, bela olmadıkça vaktimizi ayarlayalım, zamanımızı ayarlayalım. Yarın akşam namazını mütakip Santral Merkez Camisi'nde inşallah toplaşalım. Allahu Teala gayret-i diniyemizi daim eylesin inşallah. Ve böylece ondan sonra da nasip olursa Efendimizin doğum zamanı yaklaşıyor. Hani Mevlid, Rabi'ül Evvel ayındayız biliyorsunuz. O günlerle de alakalı çalışmalar olacak. Efendimizin doğumunun kutlanmasıyla alakalı sohbetler, programlar konacak. Onlar da size duyuracağız inşallah. Hep beraber çalışmak suretiyle davayı dini İslam'ı ve bu yoldaki gayretlerimizi birleştirelim, bütünleştirelim. Allahu Teala cümlemize imdad eylesin inşallah. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi amellerimizi makbul eyle. Ya Rabbi bizi kulluğuna kabul eyle. Eksiklerimizi ikmal eyle. Rıza ve rahmetini ikram eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Devlet ve hükümetimizi İslam eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Ya Rabbi amin diyen kardeşlerimin makamını cennet eyle. Kazalardan, belalardan emin eyle. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı ve alemi İslam'ı muhafaza eyle. Kafir Amerika'nın dehşetinden alemi İslam muhafaza eyle. Cümlemizi kulluğuna kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.